Berkay Turizm 2011 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Firma öğrenci ve personel taşımacılığı alanında müşterilerine hizmet veriyor. Bizler de firma yönetim kurulu başkanı Şener Saltık'ı ziyaret ederek sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Sektöre 2011 tarihinde biz girdik. Daha öncemiz vardı ama bir fiil ağırlıksız olarak 2011 yılında girdik. Berkay Turizm olarak girdik sektöre. Evet. Berkay Turizm okul firması. Onlar okulları çekiyoruz. 2019'da pandemi çıkınca çalışan arkadaşlar ve çalışan personelin bir şekilde çarkının dönüyor olması lazımdı. O için kurumsal firmalara da girmeye karar verdik. Fakat kurumsal firmaya girerken biz okul firması Berkay'ın adını kullanmadan ikinci bir firma olarak sektöre girdik. Festival Turizm olarak girdik. Evet. Şimdi iki kulvarda gidiyoruz. Kurumsal iş yerleri ve okullarda. Okullarda Berkay, kurumsallarda festival olarak gidiyoruz. Biz butik olarak çalışıyoruz açıkçası. Yani çok iş alıp prestij kaybetmektense az iş alıp hakkıyla yapmak, layığıyla yapmak ve yürümek. Burada tabii şu önemli, ben şahsım adına söyleyeyim, para olarak bakmıyorum işin içine. Para olarak baktığınız zaman zaten yürüme şansınız yok. Eğer vizyonunuz ileriyi gösteriyorsa size, başarı zaten arkasından parayı getiriyor. Dolayısıyla biz başarının peşindeyiz. Başarının peşinde olduğu zaman da insanlar bizi tercih ediyor. Pek açılmıyorum. Bu alanlarda gezmeye çalışıyorum. Çünkü işimiz gerçekten çok zor. Her an bir araba arıza yapabilir, arabanın lastiği patlayabilir, personel kalabilir, öğrenci kalabilir. Oraya anında müdahale ediyor olmanız lazım. Yakın civarda olduğumuz için bizim hemen müdahale şansımız oluyor. Bir arabacı arayıp da arabanın arıza yaptı, lastiği patladığı zaman kapıda bekleyen yedek arabalar hemen biz devreye sokuyoruz. Dolayısıyla bu da firmaların hoşuna gidiyor açıkçası. Yani personeli mağdur olmadıktan sonra kalifiye arabaya biniyorsa, kalifiye şoförle gidiyorsa, şoför sabah personeli karşılarken veya öğrenciyi karşılarken güler yüzle karşılıyorsa bunlar firmaların yönetim kurullarına kadar gidiyor. Personel çünkü memnuniyetini. Tabii. Hizmeti iyi verdiğiniz için işte butiklik dediğimiz bu. Yani ben böyle anlıyorum. Dolayısıyla bizim okullarımız da marka okullar, projelerimiz de marka. Yani her işin, her ihaleye girmiyor. Biz de kendimizi böyle seçiyoruz. Seçiyoruz, evet. Okullar keza öyle. Okullarda da seçici davranıyoruz. Okullardan bu sene bizi çok arayan oldu açıkçası. Yani demek ki iyi izler bırakmışız. Biz gene kendi alanımızdaki okulları tercih ettik. Yani Kurtköy'den arayan okul oldu. İşte Göztepe'de dalanımızda kaldık. Emin adımlarla gidiyoruz. Yaşayıp ve göreceğiz. Bütün araçlarımızda zaten GPS var. Kamera tabii ki var. Artı bizim araçlarımızda anket barkodlarımız vardır. Onu camla yapışmıştır. Karekod, evet. Personel oradan karekodu okutarak işte o andaki araçla ilgili puanlamasını yapıyor, şoförle ilgili puanlamasını yapıyor, seyirle alakalı puanlamasını yapıyor, aracın içi, dışı, temizliği vesaire vesaire. Bunları çoğaltabiliyorsunuz. Personel girdiği zaman onu zaten ama anında bizim sistemimize düşüyor. Ben çok aşırı büyüme taraftarı değilim. Çünkü ne kadar büyürseniz de riskiniz o kadar da artar. Dikkatli, yavaş. Çünkü Türkiye şartları malum. Neyin ne olacağı belli değil. Maliyetleri öyle tutabilmelisiniz ki 6 ay, 7 ay, 8 ay bir problem olduğu zaman, bir aksilik olduğu zaman iç personelinizi, çalışan personelinizi mutlu etmek zorundasınız. Eğer öyle bir birikiminiz yoksa en ufak bir kökezlemede herkes düşer. Sosyal medyada varız. Merkez olarak burada Taşdelen'deyiz, Çekmek'te Taşdelen'deyiz. Bu kat bizim yönetim katımız. Bir üst katta operasyon katımız var. Proje müdürlerimiz orada. Bu katta kim var? Bizim muhasebemiz var, pazarlamamız var, okul sorumlumuz var. Üst katta da hem okul projelerine bakan arkadaşlarım hem de kurumsal firmalara bakan arkadaşlarım var.